Sayın Başkan, çok kıymetli Anayasa Mahkemesi'nin önceki dönem başkanı, büyük hukuk insanı, hepimizin bugün böyle bir gecesine şahitlik getirecek olmaktan onur duyduğumuz Sayın Yekta Güngör Özden. Buraya Ankara İl Başkanım, Grup Başkan Vekilim, Meclis İdare Amirim, Çankaya Belediye Başkanım ve çok sayıda siyaset arkadaşımla birlikte geldik sizlerle birlikte böyle bir etkinlikte yer almaktan büyük onur duyuyorum. Dil Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bugünün Yekta Güngör Özden'e bu yılın adanıyor olması ve kendisinin böyle bir gecede misafir ediliyor ve yıllardır yürünen birlikte yolun önemli bir kilometre taşının bugünkü ödülle birlikte konuyu olmasından büyük bir gurur duyuyorum. Biraz önce ifade edildi ama ben de ifade etmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve vasiyetiyle yaşatılan Türk Dil Kurumu maalesef 12 Eylül darbecileri tarafından kapatıldı. Ve yerine bir başka kurum kuruldu ve Atatürk'ün yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ve geliri bir kurucuna dahi dokunulmadan Atatürk'ün vasiyeti gereğince Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılması gereken İş Bankası hisselerinin geliri o günden sonra maalesef bugün Atatürk'ün vasiyetiyle sadece isim benzerliği olan ama ilke benzerliği olmayan vasiyetine tamamen aykırı bir şekilde yönetilen bir başka kuruma aktarıldı. Yani Atatürk'ün vasiyetine karşı muazzalı bir işlem yaptılar ve bu muazza 1980 darbesinden bugüne kadar sürüyor. Atatürk'ün partisi önümüzdeki dönemde iktidar olduğunda ilk yapacağı işlerden bir tanesi Atatürk'ün vasiyetini vasiyetine uygun şekilde hayata geçirecek olmasıdır. Atatürk'ün vasiyetine aykırı yönetilen, Atatürk'ün vasiyetine aykırı işler yapan, Atatürk'ün önüne koyduğu hedefin tam tersi yönünde yürüyen o iki kurumdan bu vasiyet e, çarpıtması geri alınacak ve doğru şekilde yeni yasal düzenleme yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bunun sözünü veriyorum. Ben Dil Derneği'nin başkanı soyadaşım Sevgi Özel'le 17 yıldır tanışırım. 17 yıldır hiç değilse ayda birkaç kez konuşuruz. Grup başkan vekilliğim sırasında bir düşük cümle kurduğumda ya da bir yanlış telaffuz yaptığımda Sevgi Özel birazdan arar diye fark ettiğim anda hissediyordum. Yok arıyorsa da kim bilir neyi yanlış kullandık, hangi kelimeyi düzeltecek diye bekliyordum. Bu bana çok önemli bir gönüllü danışmanlık hizmetini o günden bugüne verdi, vermeye de devam ediyor. Bazen endişelenip arar, bazen gururlanıp arar ama biz e, Sevgi Hanım'la yıllara sari bir dostluğa sahibiz ve bu dostluktan çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Onun şahsında Dil Derneği ile kurduğumuz ilişkinin kendisi son derece değerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzük kurultayı aşamasında. Geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi yazılı belgelerini Dil Derneği'ne yollardı ve onun denetiminden geçtikten sonra basardı. Bu geleneği sürdürmek istiyoruz veya terk edilen bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Ama burada önemli husus var. Tüzük kurultayımızda genelde hukukçular tüzüğü yazıyorlar. Sonra Dil Derneği'ne yolladığınızda onun yaptığı değişiklikler uygulanamıyor. Çünkü onlar kelimelere, cümlelere itiraz ediyor. Bu sefer anlam değişiyor. Bu yüzden şöyle bir karar aldık. Bunu da buradan duyurayım. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde Mahallelerden ilçelerden görüş alma aşaması geçti illerden görüş aldık önümüzdeki ayın başından itibaren tüzük yazım komisyonu çalışmaya başlayacak bu komisyonda CHP grubunda milletvekilleri olacak parti meclisinden parti meclisi üyeleri olacak tüm illerden il başkanlarından birer temsilci istenecek tüzük yazılmaya başladı. andan itibaren de dil derneği o komisyonda görevlendirdiği kişilerle temsil edilecek yazılırken dil denetimi yapacağız ki bittiğinde dil derneğinin itirazları anlamı değiştiriyor diye uygulanamamıştı geçen sefer ve tüzüğümüzün dili hiç bize yakışan bir dilde değildi. Yazarken orada mutlaka dil derneği oturacak. Ben 5 yaşındayken Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yekta Güngör Özden seçilmiş. Benim yaşım kadar hukuk denetimi yapmış, en üst düzeyde norm denetimi yapmış birisiyle yan yana oturmanın Gurur içindeyim. O yol boyunca bana çok güzel şeyler söyledi. Daha önceki bir karşılaşmamızda da hep çok iyi şeylerle beni yüreklendiriyor. Ama 1991'de Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuş. 1997'ye kadar da bu görevi sürdürmüş bir büyük hukuk insanı ve yaşayan bir kütüphane, yaşayan bir e, anayasa tarihi ve Anayasa'ya sadakat noktasında herhalde alabileceğimiz, dinleyebileceğimiz en yetkin isimle beraberiz. Böyle bir gecede kendisinin burada bulunması ve bizim de buraya davet edilmemiz bu geceye katılan herkes açısından büyük onur. Burada bulunanlar için çok iyi, bulunmayanlar bulunabilecek oldukları halde buraya gelmemiş olanlar açısından da çok büyük bir kayıpla karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan sonra Atatürk'ü Düşünce Derneği Başkanlığı ve Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Biz anayasa kendisinin emaneti gördüğümüz Atatürk'ü Düşünce Derneği'yle de Türk Hukuk Kurumu'yla da yakın ilişkiler içindeyiz ve bunu sürdürme niyetindeyiz. Türkçenin en doğru kullanımı ve geliştirilmesi Cumhuriyetimizin kurucu partisi vasfıyla üzerinde dikkatle durduğumuz bir konu. Türkçe öğretmeni bir babanın oğluyum. Yine öğretmen bir annenin evladı olarak çocukluğumdan beri dil konusunda son derece hassas davranıyorum. Kültürümüzün taşıyıcısı, Türkçenin korunması ve yabancı dillerin etkisinden olabildiğince uzak tutulması meselesi benim çocukluk yaşlarından beri savunduğum, birlikte katıldığımız panellerde üzerinde ortaklaştığımız, birlikte kullandığımız ifadeler. Bu kapsamda Dil Derneği başta olmak üzere TürkTremiz'in üzerine titreyen tüm kişilere, tüm kurumlara buradan hem kendi adıma hem temsil ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir belediyelerin koordinasyon toplantısında, kapalı bir oturumda belediye başkanlarımıza yaptığım bir uyarıyı kamuoyuna mal edildikten sonra sadece o zaman da ifade ettim. Twitter'da iki kelimeyi, iki cümleyi alıp Özgür Özel'den belediye başkanlarına talimat. Arapça tabelalara dokunmayın. Ve bunun üzerinden bir linç gerçekleşti. Dil Derneği'nin bazı üyelerinin de hassasiyet gösterdiğini biliyorum. Sevgi Özele de gerçek konuşma metnini yolladığımda hemen Aradı beni ay özüldürelim. Böyle olduğunu bilseydim ben bunu arkadaşlara anlatırdım dedi. Meselenin özü şu. Belediye başkanına diyorum ki siz yangın çıktığında öze binip kullanmıyorsunuz. Yangını söndürmeye gitmiyorsunuz. Siz bir yerde su patladığında gidip boruyu onarmıyorsunuz. Yanlış bir tabela olabilir. O tabelayı elinizle yırtmak sizin işiniz değil. Biz Arapçaya da İngilizceye de Fransızcaya da dilimize korumak için çok dikkatli bir mesafe koymalıyız. Tabela yönetmeliği esas tabelanın yani Türkçe yazılanı yabancı dilde olanın dört katı büyüklükte oluyor diyorsa bunu Arapçaya da uygulayın İngilizceye de uygulayın Fransızcaya da uygulayın. Ben İstiklal Caddesi'ndeki Arapça tabelalardan da utanç duyuyorum. Kilis'teki tabelanın da kaldırılması gerekiyorsa belediye kanununa uygun olarak mutlaka ve mutlaka uyarınızı yapın, tebligat yapın. Kaldırmazlarsa ya da olması gereken hale inmezse bunu kim yapması gerekiyorsa belediyede o yapsın. Ama benim belediye başkanım bir tabela yırtıyorsa eliyle bu fazladan popülizmdir. Bunu yaptığınızda o tabela Türkiye'de 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve benim kadar bu ülkenin anayasal haklarına sahip ama Arapçanın ana dili olan birilerini incitiyor olabilir. Ya da o tabelanın yırtış görüntüsü Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı dil olduğu için orada en kötü söz bile salsa ona kutsiyet atfeden insanların yüreğini incitebilir. Bunu partinin seçilmiş belediye başkanı olarak bu yanlışın içinde olmayın, yasaların gereğini yapın. Ama Türkçe'ye sahip çıkın. Türkçe tabelalara sahip çıkın. Ama bu ülkede İngilizce'ye, Almanca'ya yapılmayan muameleyi de Arapça'ya yapmayın. Biz sol sosyal demokrat anayasaya bağlı bir partiyiz. Biz bu açıda ayrıca bazı siyasiler ne kadar kolay popülizm. Arap kelimesini küfür gibi kullanıyor. Peki siz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan Hataylı, Şanlıurfalı, Mardinli, Siirtli Arap'ın gözünden bir de o Arap kelimesinin küfür olarak kullanıldığını dinleyin. Benim yaptığım konuşma bu. Bu konuşmanın sonuna kadar arkasındayım. Ha, mesele ayrı. Ben Esad'la görüşmeyi savunuyorum. Ben Suriye'de barışı savunuyorum. Ben Atatürk'ün dış politikasının sacaya, komşunun iç işlerine karışma, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, komşunda devlet dışı unsurları muhatap alma diye bir üçlü dış politik vasiyet varken Emevi Camii'nde namaz kılacağım diyenleri Suriye'nin şu tarafında Rusya ile bu tarafında Amerika ile devriye gezme anlaşması yapanları ve utanarak dinlediğimiz kuvayi milliye benzetmeleriyle alıp getir eğit donat yolla savaşsın ülkede iç savaş çıkarsın sonra buraya 4 milyon 4,5 milyon 5 milyon sığınmacı akını olsun ben bunun tamamen karşısındayım. Ben Zavallı Suriyeli küçücük bir bebeğin düşmanı olamam ama onu buraya sürükleyen politikaların düşmanıyım. Onu buraya sürükleyen politikacıların tam karşısındayım. Avrupa Birliği'nde, Avrupa Konseyi'nde gözlerinin içine bakarak dedim. Tayyip Erdoğan'la Merkel'in yaptığı anlaşma tarihin en utanç verici anlaşmalarından bir tanesidir. Sen siz sığınmacılara bakın 6 milyon euro verelim. Bu yazdığınız ya yazmadığınız Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymasın. Tenkitleri yumuşak yapalım. Avrupa Konsey kararlarına uymasın. Biz görmezden geliriz. Siz yeter ki sığınmacı bakın. Dedim ki Avrupalılara. Bu anlaşmayı bizden yapamazsınız. Ama bizim dönemimizde Suriye'de barış olur. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Parayı ödeyeceksiniz. Suriye yaşanılabilir bir yer haline gelecek. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Birleşmiş Milletler de yapacak. Herkes kendi evine, memleketine dönecek. Sen bunu konuşma, bunu yapma. Bunu yapabilecek iktidar olma, alternatifi olma memlekette. Otur bir kenarda ona küfret, buna küfret. Nasıl yollayacaklarmış onları veya Suriyeli sığınmacı düşmanlığı yapmak üzerinden sorunu çözebiliyor olsalar hep birlikte yapalım. Doğru değil ama hep birlikte yapalım. Çözmüyorlar da. Hatta arttırıyorlar, gerilimi yükseltiyorlar. Ve onlara bir savunma mekanizması imkanı yaratıyorlar. O yüzden eğri oturacağız doğru konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart tarihinde Türkiye'nin birinci partisi oldu 47 yıldır. Özgüvenli bir siyaset izlediği için oldu. Kendine güvendiği için oldu. Bir A4'ün altında sorumluluğu olanlarla imza atmayı reddettiği için oldu. Şehit cenazesinde vali cenazeyi karşıladınız ama provokasyon olabilir siz havaalanına mı gideceksiniz dediğinde ölürüm de yine de o şehit cenazesine gitmemeyi göze almam dedim. Arkamda oturan devletin tahsis ettiği zorunlu koruma müdürünün kaburgaları kırıldı, kolu kırıldı. Döndüm geldim yine aynı hatayı yaptılar, yine imzayı at dediler, yine atmadım. Aday belirlerken ne baskılar oldu, neler oldu bir tanesine teslim olmadık. Yanınızda oturduğunuz kişi, Cumhuriyet, Sevgi Özel çok stratejik bir yerde oturuyor. Sağ yanınızda İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci genel başkanı avukatı oturuyor. Sol yanınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol son genel başkanının avukatı oturuyor. 30 yaşında mülakat mağduru. bir yaşında babasını kaybetmiş. Bütün sınavlarda okul birincisi olmuş. Ankara Hukuk'a birinci girmiş dereceyle mezun olmuş birisi liyakatlı olduğu için, genç olduğu için gece gözümüzü yumduğumuzda anıt kabir Meclis Çankaya Köşkü ve Genel Merkezimiz ona emanet olduğu için orada oturuyor. Saf bir Atatürkçü ve bir Dil Derneği dostu olduğu için oturuyor. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca altı kadın belediye başkanı, altı kadın belediye başkanı Cumhuriyet tarihi boyunca. Şu an sekiz Cumhuriyet kadını, çoğu da 40 yaşın altında İzmir'de metropol belediyelerden üçünü. Karşıyaka'yı, Konağı, Karabağları yönetiyorlar. İzmir'de 8 belediye yönetiyorlar. Bir dahaki sefer ben genel başkansam 30 belediye varsa 15'ini yönetecekler. Biz 12 Eylül darbesi üzerimizden geçti CHP'nin. Kurumların da geçti, sendikaların da geçti, siyasetin de geçti. O darbeden beri biz siyaset kalesinin başarı kapısını açamıyoruz. 43 yaşında bir parti meclisim var. Yaş ortalaması 46 yaşında bir merkez yönetim kurulum var. Dedim ki bakın anahtarları bulursunuz. Atatürk bir yere koymuştur. Mutlaka koymuştur. Baktık bulduk. Birincisi genç cumhuriyeti kime emanet etti? Genel başkanlara değil. Anayasa mahkemesi başkanlarına da değil. O gün zaten yoktu. 60 anayasasıyla geldi. Kendisi genel kurmay başkanlığı yaptı. Ordu komutanlığı yaptı. Baş komutandı. Vallahi genel kurmay başkanlarına da bırakmadı. Cumhuriyeti kime emanet etti? Gençlere emanet etti. Birinci anahtar Atatürk'ten emanet. Cumhuriyet gençlere emanetse gençlere güveneceğiz. Partiyi gençleştireceğiz. Yaşlıların, yaş almışların tecrübesinden en üst düzeyde istifade edeceğiz. Ama gençlerin önünü açacağız. Ahmet Taner Kışlalı 38 yaşında Kültür Bakanı. Deniz Baykal 35 yaşında Maliye Bakanı. 39 yaşında da Kamulaştırma yaptı, anayasaya uygun olarak madenleri kamulaştırdı. Bülent Ecevit 36 yaşında bakan İsmet İnönü'nün hükümetinde. Sorun aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençleri göreve getirmekle ilgili sorun hiç bir zaman olmadı. Ama 80 darbesinden sonra unuttuk bunları. İkinci anahtarı aradık, Atatürk kaşıya bırakmış. Kadınlara siyaset yaptıracaksınız. 40 yıl önce Fransa'dan kadına seçme seçilme hakkı verecek... Avrupa Birliği ülkelerinden Cumhuriyet Halk Partisi kotaları değiştirecek, kafaları değiştirmediği için bir yolunu bulacaklar, kadınları son sıralara koyacaklar. İki buçuk katı kadın aday göster seçtirdik. Eskinin iki buçuk katı. Bir tek Topuklu Efe ile övünürdük, Tekirdağ'ında var artık Eskişehir'inde. İki tane daha gösterdik olmadı ama gelecek sefer olacak. Bunları yapacağız özgüvenle. Ondan sonra üçüncü elit bilime güven. Millet 200 yıllık 200 yıl matbaayı getirmeyenlere karşı ne hale düştük? Bekar sorunu nasıl yaşadık ortada? Bilime sarıldı. Biz de bilime sarıldık. Ölçme değerlendirme yaptık, anket yaptık, odak grup yaptık. Doğru yönetişim gereği neyse onları yaptık. Ondan sonra bu sonucu aldık. Bu sonucu alanlara, alan yöntemlere, alan zihniyete bir şey demeyip oradan bir kelimeyle ya çıldırırsınız. Cumhuriyet Gazetesi'nin çok sevgili yazarları Özgür Özel Arapçaya bilmem ne diye bana eleştiri yazdılar Twitter'dan okuduklarıyla. Metinleri yolladım merkeze, size yolladığım gibi. O yüzden özgüven sırf genel başkanda olmaz. Özgüven bütün yöneticilerde olur, yetmez. Özgüven bu partinin üyelerinde olur, yetmez, seçmeninde olacak. Önce birbirimize güveneceğiz. Sen çocuğunu okulda hırsızlık yaptı dediklerinde cevabın yapmıştır diye demekse senden anne baba olmaz. Yapmaz benim evladım olacak ilk söz. Sonra bakacaksın varsa bir küsur o çocuğu kazanırsın. Ama hiç suçu olmayan evladına çocuğuna alışmışız. Bir sosyal medya linci, bir köşe yazısı linci, bir bilmem ne linci olmaz. İktidara yürüyorsak kendimize güveneceğiz, partimize güveneceğiz, birbirimize güveneceğiz. Bunun bir başka yolu yoktur. Hep beraber yürüyeceğiz. Gelelim eğitim ve müfredat tartışmasına. Çok önemli buluyorum. Ve bir kez daha dikkat çekmek isterim ki eğitim alanında çok ciddi, çok yıkıcı sorunlar var. Birinci sorun iyi eğitime ulaşmak artık sınıfsal bir mesele haline geldi. Fakirlerin, orta gelirlerin, orta direğin, hatta zengin olmayan kimsenin çocuğuna iyi eğitim verilemiyor. Adalet ve Kalkınma Partili kadın seçmenlerin yüzde 18'i çocuğunun aldığı eğitimden memnun. Bu kadar net bir sorunu var Türkiye'nin. Bırakın bizim durumumuzu. Ama maalesef hala aynı kafayla gidiyorlar. Bir müfredat dediler. Sayın Başkan'ın ifadelerini tekrar etmeyeyim ama bir partinin seçim sloganından milli eğitim müfredatı olmaz. 100 yıl önceki terminoloji 200 yıl öncesine özlenen, özlem duyan kafayla müfredat olmaz. İçinde Atatürk olmayan, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına Hürmet göstermeyen, onları anmayan, Kurtuluş Savaşı'nda dahi isimlerini anmayan kafadan müfredat olmaz. 10 yıldır yaptım, 7 günde görüş bildirin diyen, itiraz genci hadi %50 zam olsun 10 gün veriyorum size diyen kafayla müfredat olmaz. Ve buradan bir kez daha söylüyorum, müfredat yapmak anayasa yapmaktan önemlidir. Anayasayı katılımcılıktan yapacaksan, müfredatı da katılımcılıkla yapacaksın. Bu müfredatla yetişen nesiller gelecekte anayasa yapacak ya da anayasaya sadakat duyacak ya da anayasayı ilga edecek. Anayasa devletini ortadan kaldıracak. O yüzden anayasayı nasıl yapıyorsan müfredatı da o şekilde yapman lazım. Aşkın zamanlı olmalı. Yani bugün yapılmalı ama Almanya'nın ihracattaki başarısı, teknolojideki başarısı nereden geliyor? Kimsenin tartışmadığı tam bir ulusal mütabakatla ortaya konmuş bir eğitim sistemi var. Gelen sosyal demokrat değiştirmiyor, Hristiyan demokrat değiştirmiyor. Yeşiller gelince başka bir şey yapmıyor. Ama burada aynı parti iktidarda 22 yıldır 8. kez oturuyorlar ve baştan aşağıya eğitim reformu yapmaya çalışıyorlar. Kendileri bozuyorlar, kendileri düzeltemiyorlar. Çünkü toplumun tümünü kapsamayan, öğrenciyi dinlemeyen, öğretmeni dinlemeyen, veliyi dinlemeyen, eğitim alanında örgütlü sendikaları dinlemeyen, görmezden gelen ve sadece ve sadece benim istediğime göre bir nesil yetiştirsin diyen ki onu da başaramıyor, başaramadığını itiraf ediyor ama tekrar deniyor. Bu kafanın yaptığı müfredatla hiçbir şey olmaz. Ve daha bugün eleştirilere prim vermeden yolumuza devam edeceğiz diyor Milli Eğitim Bakanı. Bir kere zaten işin özü şu eğitimin sonunda eleştiriye açık bir nesil yetiştirirsen demokrat yetiştirirsin. Eleştirme kapasitesi yüksek, eleştirilmeye açık bir nesil demokrat bir nesildir. Daha ilk baştan biz diyor eleştirilere kulağımızı tıkacağız, bildiğimizi yapacağız diyor. Bu kafanın yapacağı müfredattan hiçbir şey olmaz. İstanbul Saraçhane'de 18 Mayıs günü Türkiye'nin ilk eğitim mitingini yaptık. Bu benim çok önem verdiğim, çok kıymet verdiğim şey. Ona da bazıları dedi ki katılmazmış. Sen gelmedin belki ondan olabilir mi? Katılmaz diyenler miting meydanına gelmiyor. Eskiden eczacı odasında toplantı yapardım. İlk başlarda katılmaz alıyordu. Gelenleri fırçalıyordum. Sonra bir yol düşündüm dedim ki gelmeyenleri fırçalamak lazım. Gelenlere niye fırça atıyorsun? Şimdi meselenin özü de şu. Ama bir gerçek var. Biz istesek orayı hınca hınç doldururuz. 39 ilçe var, 24 tane belediye var. Deriz ki doldurun üyeleri yığın Saraçhane'ye 10 bin kişi istiyor mu, 10 bin. 30 bin istiyorum 30 bin. Özgür başkandan kaç kişi istersen ya. Dedim ki bir tek parti bayrağı istemiyorum. Ben oraya atanmayan öğretmenleri istiyorum. Ben oraya müfredata itiraz eden ve kendi gelenleri istiyorum. Ve sadece oradaki kendi ilçemizin, ev sahibi ilçemizin, Beyoğlu ilçemizin bir kırlangıç bayrağı dışında bir tane paytı bayrağı astırmadık. Açtırmadık. Türk bayraklarıyla, öğretmenlerle, gençlerle, müfredat mağdurlarıyla konuştuk. Ama Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk eğitim mitingini yaptık. Ne istiyoruz dedik? Bilimsel, çağdaş, layık eğitim istiyoruz dedik. Bunu sürdüreceğiz. Ha, belki bir tane de başka bir yerde yaparız. Ona eleştiren arkadaşlar, az kişi toplamışsınız diyenler gelir, daha kalabalık oluruz. Ama orada içerik önemli. Bugün, bu hafta, pazar günü, Emekli mitingi yapacağız. Emekli mitingi İngilizceye tercümesi olmayan 10 bin liralık emekli maaşını eleştirecek. Biz Avrupa Konseyi'nde ben dedim ki Türkiye'de emekli maaşı 270 euro tercüman te çevirdi. İngilizce ve Fransızca tercümanlara itiraz geldi 2700 olmasın diye. Ben Alman Başbakanı ile konuşuyorum. Almanca 270 diyorum düzeltiyor. İşte Sıvay Sweithand diyor, Sıvay Hundert değil diyor. 2700 lira diyor çünkü ülkesinde oralarda emekli maaş. İngilizce, Almanca, Fransızca tercümesi olmayan bir emekli maaş alınıyor. Karnını doyurursan sokakta kalırsın, ev tutarsan aç kalırsın. O maaşla ne yapacaksın? Ona itiraz ediyoruz. Buradan televizyonlarda canlı yayındayken bunu bir kez daha tüm emeklileri eğer hallerinden memnun değillerse Pazar günü Tan Doğan'da yapacağımız emekli mitingine davet ediyorum. Ancak o mitinge yüreği burada olup gelemeyenleri de emeklileri gelmiş kabul edeceğiz. Gelmek isteyen herkesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe, il örgütlerine başvurmaya davet ediyorum. Bundan sonra daha güzel günlerde birlikte olacağız. Zor günlerimiz olacak. Parti iktidara yürüyor. Emanet oy demedik ama bize oy verenlerin Türkiye ittifakı olduğunu sadece sosyal demokratlar değil, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi ile bütün demokratlar olduğunu gördük. Ama her yapılan anket Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden birinci parti gösteriyor. Bu içinde bulunduğumuz cesur, özgüvenli, kararlı, hem diyaloğa açık, hem müzakere eden, hem mücadele eden siyasetin, siyasetin ciddi şekilde seçmen tarafından kıymetlendirildiğini gösteriyor. Bu özgüveni siyasetçiler kadar siyaseti takip eden herkesin göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonra çok daha önemli başarıları hep birlikte yapacağız. Ve ben eminim ki gelecek seçimden sonra Yekta Güngör Özden'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz Türk Dil Kurumu'nun Türk Tarih Kurumu'nun yeniden açılışının kurdelelarını keseceğiz. Onlar Atatürk'ün tarif ettiği gibi kurumlar olacak. Türk dilini koruyan kurumlar olacak. Atatürk'ün Türk Tarih Kurumunda Atatürk'ün tarihini yok sayıp da başka bir tarihi üreten projelere imza atan kurumlar olmayacak. Hep birlikte olacağız. O güne kadar birlikte olalım. Dayanışma içinde olalım. Birbirimize güvenelim, sevelim, moralimizi yüksek tutalım. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılın ilk seçimini kazanmıştır. İlk genel seçiminde iktidar olacaktır. Herkes bundan emin olsun. Başkanım.